Kaydediyor mu? Evet. Starka'dan herkese merhaba. Ben Tarık ve KOTOR 2 serisinin kaçıncı bölümüydü bu? 99. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. 99. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız geçen bölümde burada bayağı bir olay olmuştu. Kriya sonunda kendi doğasını göstermişti. Meğersem o bir sitmiş. Buraya geldi. Bu konsey üyelerinin bizi yargılaması gibi Kriya da onları sorgulayıp ardından öldürmüştü. Bunların küstahlıklarını, yaptıkları hataları, korkaklıkları filan yüzlerine vurmuştu. Tabii bunlar da bunu kendilerini yediremediklerinden Kriya'ya saldırdılar. Kriya da tabii onların yaşamını bir güzel sömürdü. Ondan sonra da Tilos'a gitti. Bir yer çevirmeyi unutmuştum. Onu şuradan bir söyleyeyim sizlere. Bu değil. Faced war and death on such a scale. Bakar burada şöyle söylüyor. Siz diyor hiç galaksinin karanlık tarafın böyle kuvvetli yoğun olduğu yerlerde bulunmadınız. Oralara gitmediniz diyor. Siz yüzleşeceğiniz düşmanı tanımıyorsunuz diyor. Siz nasıl oluyor da tanımadığınız bir tehdidi yenebileceğinizi umuyorsunuz diyor. Siz hiç Sith'ler konusunda tecrübe edinmemişsiniz diyor. Karanlık yerlere gitmemişsiniz diyor. Savaşa gitmemişsiniz veya ölüme şahit olmamışsınız diyor. Ve siz o tehdidi yenebileceğinize mi inanıyorsunuz diyor. Saklanarak gerçekten o tehdidi ortaya çıkarıp sonra da onu yenebileceğinizi mi sanıyorsunuz diyor. Siz oralarda bulunsanız diyor veya o tehditle yüzleşseniz diyor. Sizi anında yoldan çıkarırlar diyor. Siz bu derece zayıfsınız, salaksınız ve küstahsınız diyor. Aslında dürüst olmak gerekirse bence Kriya haklı bir yerlerde. Hatta Luke Skywalker da diyordu son Jedi filminde. Jedi mirası başarısızlık, ikiyüzlülük, kibirlilik, küstahlık. Küstahlık demiyordu, onu da izah ediyor. Bana sorarsanız Kriya çok haklı. Ve Luke da bunun farkına varmış bence. Bazıları diyor ki yok bu Luke Skywalker değil diyor. Tamam değil ama inandığın bir düzenin gerçekten başarısızlık olduğunu görsen sen ne yaparsın? Tamam başarısızlıklardan ders alırsın. Ama anlaşılan o ki Luke da alamamış. Bazı hatalar yaptı. Mesela Kylo Ren'i öldürmeye çalışması bana sorarsanız çok saçmaydı. Onu öldürmeye çalışan git onu kurtarmaya çalışsana. Ama Luke ne yaptı tabii? Her üstadın yaptığı hata gibi o da bir hata yaptı maalesef. Çünkü yeterince tecrübesi yoktu. Bu dedeklerim yanlış anlaşılmasın lan sonra Star Wars konusunda. Dur çevreye geçiyoruz. Hadi bakalım. Ebon Hawk'a geri döndük. Kokpite geldik. Elton ise yerlerde sürünüyor. Yaralanmış böyle. Kriya ne oldu? Kriya nerede? O gitti. Handmaidenler onun için geldi. Onun kim olduğunu biliyorlar diyor. Nereye götürüyorlar onu? Onu Tilos'a götürecekler. Onu Tilos'a götürecekler ve Atrus ise Sith olduğunu düşündüğü herkese şey diyor abi yani Atrus muhtemelen onun bir Sith olduğunu düşünecek ve bu yüzden de onu öldürecek. Kriya'yı öldürecek. Çünkü Kriya zaten bir Sith. Handmaidenler zaten Kriya'yı alıp Tilos'u götürdü. Ama Kriya ile ben birbirimize bağlıyız. Eğer o ölürse evet biliyorum. Kriya bir Sith mi? Şaşırdın mı diyor. All that talk of hatred, manipulation and standing on your own two feet. Sorry. You don't get any more Sith than that. Still, if we were all judged by who we were in the past, I don't think you'd understand who we are now. Kusura bakma ama diyor o böyle nefretle konuşur diyor. Herkesi manipüle ederdi diyor. Kusura bakma ama diyor onun bir Sith olduğunu anlayamayacak kadar körsün diyor. Yine de hepimiz geçmişte olduğumuz şeylerden dolayı yargılanmış kişileriz diyor. Ve artık kim olduğumuzu anladığını da düşünmüyorum diyor. Atrus onu öldürecek. Evet yapacak eğer yapabilirse diyor. Tilos'a gidiyoruz. Başka seçeneğimiz yok. Ben de bunu demenden korkuyordum diyor. Bir dakika.
Niye o diğer cutscene gelmedi? Aa bak şurada bir hata yakaladım. Dur bakayım. Yoksa direkt Tiros'a mı gideceğiz lan? Bir tane cutscene gelmesi gerekiyordu araya. Meditasyon yaptığımız. Ha geldi işte. Bak Kreya'nın odasında bir sorun mu var? Belada gibisin diyor. Hissedebiliyorum bunu diyor. Korkarım hepinizi fark etmeden manipüle ediyormuşum diyelim. Ne demek istediğini anlamıyorum diyor. Neden benimle birlikte olduğunu hiç düşündün mü? Asla. Ne yaptığımıza bizim ne yaptığımızı senin ne yaptığını biliyorum diyor. Yani bizim yaptığımız şeylere, senin yaptığın şeylere inanıyorum diyor. Buradayım çünkü burada olmayı ben seçtim diyor. Ama ya güç bunların her şeyi, bu her şeyi kontrol ediyor. Buradaki her şeyi kontrol ediyorsa diyelim. Sana sözüm dışında başka hiçbir şey veremem diyor. Anklavda bir şeyler oldu. Ne oldu diyor. Malachor'da sebep olduğum bütün o ölümler gücün ölümüne sebep olmuş. Ve çevremdeki herkesin. O zaman onlar seni anlamıyor diyor. Bu bir Jedi olmanın tehlikesidir diyor. Senin gösterdiğin şey diyor, tehlike değil diyor, insanlıktır diyor. Sen diğerlerini değiştiriyorsun çünkü bunun sebebi senin bir doğal bir lider olman diyor. Sen insanlarla aranda bağ kuruyorsun diyor. Sana baktıkları zaman gücün ölümünü görüyorlar ama ben sana baktığım zaman hayatın umudunu görüyorum diyor. Take strength from your connections to others. Do not forsake them, as you did in exile. There are others who need to know you. Telos needs you. The planet and all its people are in danger if we do not stop the Sith now. Then the Eğer Sith'lere durdurmazsak şimdi Cumhuriyet düşecektir diyor. Admiral Onassis. Amiral Onassis. Ana bu da düzenmemiş. And that which hunts the Jedi. The Sith will attack Telos. Sith'ler Telos'a saldıracak. Jedi lie hidden on its surface. We are going there now to aid them. Mikal out. Sith'ler Telios'a saldıracak. Galiba kendilerini ortaya çıkardılar diyor. Biz de onlara yardım etmeye gidiyoruz. Orada bir sürü Jedi olduğuna inanıyorlar. O yüzden oraya saldırıya gidecekler. Biz onlara destek olmaya gidiyoruz. Mikael tamam dedi. Amiral Onassis ile konuştu ama o Amiral Onassis modeli biraz bug'lı. Neden bilmiyorum. Nedenini hala anlayamadım. Bu arada çeviremediklerimi az sonra çevireceğim zaten. Abi iğrenç bir şey var burada. Ben burayı çevirmeye gücüm yetmez benim buraya. Aha. Etrafında da bir sürü Sith holokronu. Arkasında da Kreya. Kim var orada? Kim olduğum soru değil diyor. Ben Atreus, Jedi Üstadı. Son Jedi tarihçisi. Jedi'ların sonuncusu. Karanlık üzerine düşüyor diyor. İlk kez tanışmıyoruz Atreus diyor. Ben daha önce de buradaydım diyor. Sürgünle mi? Evet. Sürgün sana getirildiğinde iki kez yanındaydım diyor. Sana sürgün edilmesini isteyen kişi bendim dedi. Atreus de bunu yaptım uzun zaman önce dedi. Sen bana tanıdık geliyorsun diyor. Atreus. Ben her zaman buradaydım diyor. Sen Jedi'lara saldıran kişisin diyor. Sen Sith'sin. Sith bir ünvandır. Evet. Ama bu ünvan benim olduğum şey değildir diyor. İnandığım şey değildir diyor. Senin için bu farklıdır diyor. Şunu bil ki bir zamanlar bir Darth Traya vardı. Ve bu... Ama her zaman bir Darth Traya olmalıdır. İhanetin bilgeliğini taşıyan kişidir. Kalbinden ihanet edilmiş kişi ve karşında da ihanet edecek kişidir.
but it will be a step for you. You have gathered Sith holocrons. Sith öğretileri, Sith holokronları toplamışsın diyor. İşte bu yüzden gücü hissedemeyen hizmetkarlar bulmuşsun diyor. Ve en önemlisi senin neye dönüştüğünü hissedemezler diyor. Ben Jedi düzenini devam ettirmek için etime yemin ettim diyor. Bütün Sith bilgilerini buraya getirdim ki onları durdurabilirim diyor. It was always intended for the Jedi to retreat to Telos should Dantooine be attacked, taking all their lore with them. We could not allow the tragedy at Ossus to happen again. Oh, Ossus. Such an act marked Telos for destruction. It is why the Sith came here, though the fleet commanders did not know why. It is why Revan ordered its destruction to mark the beginning of the Jedi's civil war. It was a message that there would be no place for the Jedi to retreat, to hide. I would not be surprised if Revan left other gifts beneath the surface of the planet. Much can be buried beneath graveyards that will never be found. When the Sith attacked, Sith'e saldırdığında Telos'un öldüğünü hissettim. Telos'u bombaladılar diyor. Tıpkı Dantooine yaptıkları gibi diyor. Ve çok fazlası öldü. Çok fazla ses. Böyle acı içinde çıldırıyorlar diye. Such acts leave their mark on the galaxy. Their cries travel far, though few can hear them. Nasıl oldu diyor. Kalbini araştır diyor. Seni çağıran şey asla savaş değildi diyor. Savaş senin düşmene sebep oldu diyor. Malakor 5 çok fazla şey dokundu diyor. Neden bana ihanet etti diyor. Sen kendine ihanet ettin. Sürgünü suçlama diyor. There is still a chance that one may be saved. The one that you cast out. Where is the exile? Sürgün nerede düşündüm ki dedi. O gelecek diyor. Ama birbirimizi kurtarmak için çok geç olacak diyor. Düşmek için çok sessiz bir şeydir ama kabul etmesi çok korkunç bir şeydir dedi. Diğerlerini çevireceğim şimdi merak etmeyin. Önce Mikael'den başlayalım. Hanımını sizi bekliyor. Sizinle paylaşacak çok şey var dedi. Evet, buraya geldik. Buraya geldik. Tabii buradan başladık. Neden? Kız olduğumuz için. Erkek olsaydık Handmaiden gidecektik. Ha, dur. Önce Disciple'dan başlayalım. O zaman onlar seni anlamıyor. Bu bir Jedi olmanın tehlikesidir. Bir kişi kendilerini diğerlerinden ayırdığı zaman kendini hayattan kendini bir kapatma hayatı yani hapsetme hayatı seçmesi ve onları bir şey gibi yani insan gibi değil de sadece bir hiçmiş gibi hissetmelerini sağlamak diyor. Böylesine yargılamalar yapmak çok kolaydır diyor. Ve böylesine yargılamalar benim inancıma göre sadece cahilliktir diyor. Sen bir tehlike arz etmiyorsun diyor. Sen sadece insanlık arz ediyorsun diyor. Diğerlerini değiştiriyorsun ama bunun güç ile alakası olduğuna inanmıyorum diyor. İnanıyorum çünkü sen doğal doğuştan bir lidersin diyor. Ve bu yüzden sen de insanların çevrendeki insanlar arasında bağ kurduğuna inanıyorsun diyor. Ama bu inandığın şey doğru değil diyor. Sen onlar arasında bağ kurup onları manipüle ettiğini sanıyorsun diyor ama bu doğru değil diyor. Sen sadece lidersin diyor. Sende insanlık var diyor. Bir Jedi gibi değilsin diyor. Jedi gibi duygusuz bir yaratık değilsin diyor. İnsansın diyor. Sana baktıkları zaman gücün ölümünü görüyorlar. Ama ben sana baktığım zaman bütün hayat için bir umut görüyorum diyor. Ve belki de güç olmadan bir hayatın yaşamış olması benim inanmak istediğim bir cezalandırma değildir. Yalnız gitmek istediğini hissediyorsan diyor bunu anlayacağım diyor. Ama yapmamanı tavsiye ederim. Bağlantı kurduğun diğerlerinden güç al diyor. Ama onları şey yapma diyor. Onları görmezlikten gelme diyor. Tıpkı sürgünde yaptığın gibi diyor. Seni tanımaya ihtiyacı olan başkaları var diyor. Telos'un sana ihtiyacı var diyor. Gezegen ve oradaki insanlar tehlike altında. Eğer Sith'leri şimdi durdurmazsak Cumhuriyet düşecek diyor. Amiral Onasi sürgünü buldum. Ve o Jedi'ları toplayan kişi yani diyor. Sith'ler Telos'a saldıracaklar.
Onlar bir sürü Jedi'in orada saklandığına inanıyorlar diyorlar. İnanıyorlar diyor. Yardım etmek için biz de oraya gidiyoruz. Mikael out. Mikael tamam dedi. Kim var orada? Şimdi Atreus'la Kreia konuşmasına geçtik. Kim olduğum soru değil. Ha bunlar ha. Bunlar sadece ünvanlardır. Senin tutunduğun kelimelerdir ama karanlık senin üstüne çoktan düşmüştür diyor. Bu ilk buluşmamız değil Atreus diyor. Daha önce de buradaydım diyor. Sürgünle birlikte mi? Evet. Sürgün sana getirildiği zaman iki kez buradaydım diyor. Sen kimsin diyor Atreus. Kreia. Senden onu sürgün edilmesini isteyen kişi bendim diyor. Nasıl yani? Atreus bizi kendi iradesiyle sürgün etmemiş mi? Kreia'nın isteği üzerine sürgün etmiş. İstediğini yaptım çok uzun zaman önce. Sen bana tanıdık geliyorsun. Atreus, ben her zaman buradaydım. Sen şu Jedi'lara saldıran kişisin. Sith'sin sen diyor. Sith bir ünvandır, evet diyor. Ama senin gibi ben o ünvan benim olduğum kişi değildir diyor. İnandığım kişi değil, inandığım şey değilimdir diyor. Senin için farklıdır diyor. Şunu bil ki bir zamanlar bir Darth Traya vardı. Ve bu rolden atıldı diyor. Sürgün edildi ama yeni bir amaç buldu diyor. Ama her zaman bir Darth Traya olmalı diyor. İhanetin bilgeliğini taşıyan kişidir o diyor. O kişi kalbinden ihanete uğramıştır ve karşılığında da herkese ihanet edecektir diyor. Sen burada Sith'lerin bilgeliği üzerinde banyo yapmışsın diyor. Ama böylesine bilgeliklerde yeterince gerçek yoktur diyor. Ama senin için bir adım olacaktır diyor. Sith holokronları, galaksinin her yerinden Sith holokronları, Sith öğretileri toplamışsın. Ve işte bu yüzden gücü hissedemeyen hizmetçiler seçmişsin diyor. Ve en önemlisi ise senin neye dönüştüğünü hissedemezler diyor. Ben Jedi düzenini devam ettirmeye yemin ettim diyor. Ve ben bu yere Sithler hakkında bulabildiğim her şeyi buraya getirdim. Böylece onları daha iyi tanıyabilirim. Onların bilgeliklerini öğrenebilirim ve onları durdurabilirim diyor. Merak ettim de acaba bu holokronlardan hangileri Dantooine'de sağ kalmış holokronlar diyor. Sen diyor gezegen yok eden antikaları şey diyor. Gezegen yok etmekten başka bir yıkıma getiren türden antikalar getirmişsin buraya diyor. Her zaman Jedi'ların Eğer Dantooine saldırıya uğrayacak olsaydı her zaman Jedi'ların geri çekilebileceği bir mekan olacaktı burası diyor. Bütün mantıklarını buraya getirebilecektim. Böylece Ossus'taki trajedinin bir daha olmasına izin vermeyecektim diyor. Çünkü Ossus'ta ne olmuştu abi? Ossus'ta Exarkun'un Sith İmparatorluğu Ossus'a saldırmıştı. Tabii KOTOR'da sadece bu kadar anlatılıyor. SETOR'da da zaten Ossus gezegeni var artık. Sithler işte bu yüzden buraya geldiler. Bu yüzden Teelos'u yıktılar. Jedi'lerin kaçabilecek bir yerleri olmasın diye diyor. Ve tabii onların komutanları bile nedenini bilmiyordu diyor. Neden Teelos'u bombaladık bilmiyorlarmış. Ama Sithler biliyor. Eğer ki biz Dantooine saldırırsak Jedi'ler başka bir yere geri çekilecek. Ama biz Teelos'u bombalayalım ki Jedi'ler anlasın ki geri çekilecekleri, kaçabilecekleri hiçbir yer yok. İşte bu yüzden Jedi iç savaşının başlangıcında böylesine yıkımları emretti diyor. Bu bir mesajdı diyor. Jedi'ların asla geri çekilebilecek bir mekanı olmayacak diyor. Saklanabilecek bir yerleri olmayacak diyor. İşte bu Jedi'lere iletilecek bir mesajdı diyor. İşte bu yüzden Revan bazı gezegenlerin bombardıman edilmesini emretti diyor. Eğer Revan gezegenin yüzeyinde bazı hediyeler bırakmışsa diyor, şaşırmazdım diyor. Çoğu burada asla bulunamayacak türden mezarlıklara gömülebilir diyor.
Sith'ler saldırdığı zaman Telos'un öldüğünü hissettim. Turbo lazerlerin, yani gezegeni bombalamaları, gezegenin parçalanması diyor. Tıpkı Dantone yaptıkları gibi diyor. Çok fazla kişi öldü diyor. Çok fazla ses. Acı içinde çığlık atıyorlar diyor. Bu Obi-Wan'ın da başına gelmişti. Koskoca Alderaan'ı yok ettiler. Milyarlarca kişi öldü. Ve Obi-Wan bunu hissettiğinde güçte büyük bir rahatsızlık hissetti. Kalbinde bir yara gibi. Böylesine hareketler galakside iz bırakır. Onların feryadı diyor. Çok uzak yerlere seyahat eder. Ama yine de çok az kişi bu çığlıkları duyabilir, bu feryatları duyabilir diyor güç üzerinden. Nasıl oldu bu diyor. Kreia, kalbini araştır. Senin düşmene sebep olan şey savaş değildi diyor. Seni çağıran şey savaş değildi diyor. Ama Malachor 5 diyor. Pek çok şeye dokundu diyor. Her şeyi yozlaştırdı. Dokunabildiği her şeyi yozlaştırdı diyor. Ve Malachor 5'ten gelen o ekolar hala yayılıyor diyor. Duyuluyor diyor. Neden bana ihanet etti? Sen kendine ihanet ettin. Sürgünü suçlama sakın diyor. Ve senin gibi benim gibi değil diyor. Yani bu, kendini ve onu saymıyor. Hala onun kurtarılma şansı var diyor. Sürgün ettiğin kişinin diyor. Sürgün nerede? Ben sanmıştım ki diye demiş, sözü kesilmiş burada. Oo, gelecektir diyor. Ama buraya geldiği zaman ikimizi de kurtarması için çok geç olacak diyor. Bu çok sessiz bir şeydir diyor. Düşmesi diyor. Karanlık tarafa düşmesi çok sessiz bir şeydir diyor. Ama kabul etmesi ise daha korkunç bir şeydir diyor. Burayı da çevirdik zaten. Evet, işte bu. Evet, bu empty. Çünkü burayı lootlamıştık daha önce. Şurada bir save al. Gidelim. Tabii bizim karakter neden Telos'a geldi? Çünkü Kreia'nın burada olduğunu zannediyor. Atreus Kreia'yı öldürecek ve eğer Kreia ölürse sürgün de ölecek. O yüzden bunu durdurmaya geldi. Abi cidden Kreia gerçekten anlaşılmaz bir karakter ya. Yani inanılmaz ama anlaşılmaz bir karakter. Palpatine'i mi seviyorsun, Kreia'yı mı desem, ben Kreia derim yani. Bak Atreus orada bizi bekliyor. Şurada bir save al.